Günaydın sevgili çocuklarım. Bugün okuduğum kitaptan yazarın paylaşmış olduğu bir masalı size aktarmak istiyorum. Öncelikle dinleme kurallarına uyalım, hatırlayalım ve uyalım. Yazarın sevdiği bir masal, Şeftali Ağaçlarının Masalı. Bir evin bahçesinde yan yana dikilmiş iki şeftali ağacı varmış. Ne var ki ağaçlardan biri zayıf, diğeri gürbüzmüş. Birinin meyvesi bol, diğerininki az. Bereketli ağaç bir zaman sonra zayıf olan şeftali ağacına kibirlenmeye başlamış. Bahçenin sahibi de zayıf şeftali ağacının ümidini kesmiş. Kuruyup gideceğini düşünmüş. Bu yüzden onu artık sulamaz olmuş. Bakımıyla da ilgilenmemiş. Nasılsa yok olup gidecek demiş, uğraşmaya değmez. Fakat günün birinde rüzgarlar bir çiçek tohumu uçurmuş bu bahçeye. Tohum büyüyüp ağacın dibine yuvarlanıp durmuş. Burada köklenebilir miyim diye sormuş. Çok uzaklardan geliyorum. Zengin bahçelerin en bereketli, en kokulu, en zengin, en güzel çiçeklerinden birinin tohumuyum ben. Olmaz demiş büyük şeftali ağacı kibirlenerek. Kendini beğenmiş çiçeklere ihtiyacımız yok bu bahçede. Sakın benim toprağıma tutunayım deme. İlk rüzgarda savrul git buradan. Bir damla suyumu bile paylaşmam seninle. Köklerimle iterim, atarım seni buradan. Çiçek tohumu büyük şeftali ağacının bu tehditlerine çok üzülmüş. Rüzgarın esmesini beklemeye başlamış. Toprağa tutunmamış. Çok geçmeden bir rüzgar daha esmiş ve çiçek tohumu az ilerideki küçük şeftali ağacının dibine düşüvermiş. Buraya tutunabilir miyim diye sormuş ona da. Kim olduğunu açıklamış kısaca. Hay hay demiş küçük şeftali ağacı. Çok sevinirim etrafımda mis kokulu güzel çiçekler olsun. Ahbaplık edelim. Elimden geleni yaparım seni burada rahat ettirmek için. Çiçek tohumu gördüğü bu misafirperverlik karşısında çok duygulanmış. Küçük şeftali ağacının dibine tutunuvermiş. Çok geçmeden mis kokulu rengarenk çiçekler açmaya başlamış küçük şeftali ağacının etrafında. Derken kelebekler, arılar, kuşlar da doluşmuş bahçeye. Çiçeğin kokusu civar evlerden bile duyulur olmuş. Bu ne güzel koku böyle diye sorup soruşturmaya başlamış insanlar. Bahçenin sahibi de pek memnun olmuş bu durumdan. Çiçekler bütün bahçeye yayılsın diye daha çok sulamaya başlamış küçük şeftali ağacının bulunduğu köşeyi. Her gün düzenli bakımını yapmış, özel gübrelerle beslemiş toprağı da. Çiçeğin sayesinde küçük şeftali ağacı da güçlenmiş. Suyu, gübresi, bakımı oldukça kısa zamanda büyümüş, meyve vermeye başlamış. Hem de kocaman, sulu sulu şeftalileri olmuş. Bahçenin bu köşesi cennetten bir köşeye dönüşmüş adeta. Diğer şeftali ağacının olduğu tarafsa kurumaya başlamış. Çünkü bahçe sahibi bütün ilgisini bu yeni cennet köşesine yöneltmiş. Diğer tarafı gördüğü yokmuş artık. Gel zaman, git zaman o büyük şeftali ağacı giderken zayıflamış. Küçülmüş ve artık meyve veremez hale gelmiş. Bencilliğinin bedelini kuruyarak ödemiş. Diğer şeftali ağacı ise cömertliğinin karşılığını güzel kokulu yeni dostlar edinerek ve daha büyüyerek almış. O yüzden karamsarlığa kapılma, kalbin temizse her zaman hikayen mutlu biter demiş yazar. Sevgili çocuklarım, daha önce birinci dönemde size benzer aynı anlamlarda okuduğum bir masal var. O masalın başlığını bulana bir ödülüm olacak. Kim bulabiliyorsa bana WhatsApp grubundan lütfen başlığını önceden okumuş olduğumuz bunun bu masalın anlamındaki benzerliği hatırlıyorsunuz umarım. Başlığını bana lütfen yazınız. Sevgilerle kalın, hoşça kalın. Sizi kocaman kucaklıyorum.